Hanel Barur Hanım'ız restorasyon çalışmalarının bitmesiyle birlikte artık üzerine burayı nasıl işlevsel hale getirebiliriz diye düşündüğümüz bir han. Şu ana kadar belki de Türkiye'de verimlilik açısından en güzel restorasyon işlerinden birinin yapıldığını düşünüyorum. Üniversiteden akademisyenlerimiz de bu kanaatte hareket ediyorlar. Biz Hanel Barur Han'ı sadece kendisi değil, alanıyla birlikte, yani bölgenin tamamıyla birlikte işlevsel bir hale getirmek için birçok çalışma yürütüyoruz. Bunların başında Hanel Barur'un bir dünya çapında bir isot müzesi olması düşüncesi var. Bu yönde valiliğimizle birlikte attığımız adımlar var. İsot müzesi ama sadece Urfa isotu değil, dünyanın birçok ülkesinden, Hindistan'dan, Çin'den çeşitli baharatların, baharatçıların sergilendiği bir alan. Bununla birlikte Hanel Barur'u asli hüviyetinde kullanma düşüncemiz var. Asli hüviyeti de şu: Hanel Barur bir turizm rotasının tam ortasında kalıyor. Bu rota tarihsel bağlamda İpek Yolu güzergahında önemli bir rotayken, bugün de turizm yolunun bitmesiyle birlikte Şanlıurfa'dan çıktığınızda Harran Merkez, Hanel Barur, Bazda Mağaraları, Şuayb Şehri, Soğumatar Antik Kenti, Karahantepe ve Sefertepe ile birlikte bir destinasyon oluşturuyor. Bu destinasyonun tam ortasında. Burada turistlerin konaklamadan ziyade dinlenme tesisi olarak değerlendirebileceğimiz, onların sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri ve akşamları da açık hava oteli olarak hanın dört çevresinde kuracağımız tahtlarla birlikte açık hava oteli şeklinde vatandaşımıza, gelen misafirimize, turistimize hizmet edeceği bir kompleks, bir işlevsellik kazanmış olacak. Ne zaman bu faaliyete geçmesini planlıyorsunuz? Şu anda valiliğimiz İsot Müzesi ile ilgili çalışmalarını bitirmek üzere. Biz Bazda Mağarası ile birlikte iki projeyi, Bazda ve Hanel Barur'u birbirleri entegre olarak bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii bu bir süreç alıyor çünkü alan çok özel bir alan. Buraya yapacağınız yatırım sürdürülebilir olması lazım. Alanın doğru anlamda kullanılması ve tarihe de zarar vermemesi gerekiyor. Bu açıdan aslında çok acele etmiyoruz. Sağlıklı bir şekilde ilerlemenin peşindeyiz. Ancak zannediyorum ki 2023 yılı içerisinde burada artık turistlerin konaklama ve dinlenme tesisi olarak kullanılacağı bir ortam yaratılmış olacaktır. Bu haliyle de turizme açık herhalde, ziyaretçiler. Şu anda turizme açmadık. Yeni sezonda inşallah ilkbaharla birlikte turistlerin de içerisini, hanın içerisini gezebileceği bir ortam sağlanacak. Dolayısıyla o uyum yapıda daha önce. Burası 1218. Ben de dedim onun için karşı. Yanarsa kim verecek bu şey? Şunu görelim. Böyle mezar taşları ile ilgili, Urfa'daki mezar, onunla ilgili mesela mezar taşları ile ilgili Ulu Cami'ye. Hicri 616 yılında Eyüp Melikleri'nde Melik Eşref'in hacipi olan Hüsamettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde Anadolu sınırları içerisinde bildiğimiz günümüze kalmış tek Eyüp Hanı'dır. Bu han ortada büyük bir mimari olarak yapıyı incelediğimizde tipik bir Eyüp Hanı'dır. Ortada çok büyük bir 40 metre, yaklaşık 40 metreye 40 metre avlusu, avluya açılan kapılar
Kapıların arka tarafında koridor şeklinde uzun yolcuların kaldığı koridor şeklinde mekanlar. Bu mekanlara da açılan insanların konaklamak için kullandıkları nişler bulunmaktadır. Ayrıca yapının her köşesinde birer tane köşe mekanı bulunur. Yapıya kuzey tarafındaki ana giriş kapısından girilir. Ana giriş kapısının arkasında ana eyvan, onun tam giriş eyvanı, onun tam karşısında ise ana eyvan bulunmaktadır. Giriş eyvanının batı tarafında yapının mescidi bulunur. Doğu tarafında ise kuvvetle muhtemel hanın görevlerine ait olduğunu düşündüğümüz mekan bulunmaktadır. Hayır. Onunla alakalı hayır, kesinlikle.